301 madencinin hayatını kaybettiği faciadan 11 ay sonra 45 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada madenci yakınlarının sanık avukatlarına tepkisi üzerine salona çevik kuvvet polisleri girdi. Sipri'nin 2014 yılında yapılan askeri harcamalarla ilgili raporuna göre dünya genelinde askeri harcamalar düşüş kaydetti. Ancak Rusya geçen yıl silah ve teçhizat için yaptığı harcamaları %8,1 oranında artırırken Ukrayna'da bu oran %23 olarak kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine adaylığını koyduğunu ilan etti. Clinton'ın adaylığına destek veren Amerikan Başkanı Barack Obama, "Eminim harika bir başkan olacak." dedi. Obama'nın üçüncü kez aday olma şansı bulunmuyor. 50'ye yakın uluslararası yardım kuruluşu Kahire'deki Gazze'ye yardım konferansının üzerinden 6 ay geçmesine rağmen verilen yardım sözlerinin tutulmadığını duyurdu. Açıklamada Gazze'de 100 bin insanın evsiz olduğu belirtilerek acil yardım talebinde bulunuldu. Brezilya'nın farklı kentlerinde düzenlenen yolsuzluk protestolarına 500 binden fazla kişi katıldı. Göstericiler devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta ortaya çıkan yolsuzluk skandalı nedeniyle devlet başkanı Dilma Rousseff'in istifasını talep ediyor. Fantastik televizyon dizisi Game of Thrones'un 5. sezonunun ilk bölümü Amerikan HBO televizyonunda dün yayınlandı. Ancak öncesinde yeni sezonun ilk 4 bölümü internete sızdı. Dizi 2014'te internette yasa dışı yollarla en çok izlenen dizi olma özelliğini taşıyor.